Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Poppy adlı ünlü YouTuber'dan bahsedeceğim. Adı Illuminati ile birlikte anılıyor. Peki bu kızın YouTube'da Illuminati'ye dair işaretler veren ve en ilginci web sitesindeki o gizli mesaj nedir? Bunlara bakacağız. Ama öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve hemen şu aşağıda çıkan Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmazsanız seviniriz. O zaman videoya başlayalım. Kaç gündür Poppy adlı YouTuber'ın adını çok fazla duyuyoruz. Ben de çok fazla duyuyorum. Orada burada videoları çıkıp duruyor. İşte birçok inceleme videosu çıktı, birçok eleştiri videosu çıktı, birçok ifşa videosu ve analiz videosu çıktı. Hepsini, yerli yabancı kaynakların hepsini izledim. Ama ben bu kızı bu olaylardan baya önce arkadaşlarım tarafından zaten duymuştum. Bana Facebook'tan linki gelmişti. Abi şu videoya bak, işte efsane bir video. Şu kızın tarzına bak, video art yapıyor işte. İnanılmaz videolar, fikirler falan diye. Ama o zaman onlar pek önemsememiştim. Böyle çok ilgimi çekmemişti. Böyle kanala girip bir baktım. Böyle ne bileyim, çok ilgimi çekmeyen video atıyordu Poppy o sıralarda. Yani popüler olmadan önceki Poppy. Sonra zaten kızın bir takım videolarını izlediğim için orada böyle kendi kendine tekrar eden sahneler vardı işte. Ya böyle. Hani böyle bir takım videolarını izledikten sonra zaten kanalın ilgi çekeceğini anladım. Çünkü YouTube gizemi seviyor ve bu kızdan da bir gizem ortaya atılacağı belliydi. Bir süre sonra zaten bu kanala yabancı YouTuber'lar el attı. İşte Poppy Illuminati, Poppy şu videoları analiz edilmeye başlandı. Yabancı YouTuber'lar tarafından böyle ufak ufak büyüdü bu kanal. YouTube'un gizemi sevdiğini zaten biliyoruz. Bunun bir örneği de Marina Joyce. Yani Marina Joyce'un arkasında hiç öyle konuşulan gibi biri olmamasına rağmen öyle lanse edildi, öyle inanıldı. Marina Joyce bir anda patladı, işte sevgilisi tarafından zorla video çektiriliyor da böyle böyle diye. Hani bu kızın da Poppy'nin de bu hale geleceği bence ortadaydı. Ki o hale geldi bile, yani şu an adı Illuminati'li YouTuber olarak anılıyor. Ki bence saçma bir şey ama yine de böyle mesajlar olduğunu ve niye olduğunu sizlere anlatacağım. Neyse işte Illuminati'li YouTuber denmeye başlanınca, hani adı orada duyulunca zaten arkadaşım da bana bu kanalı attığı için merak edip hani orada burada ne bu Illuminati simgesi, ne Illuminati'yi temsil ediyor diye ben de bir araştırmaya başladım. Karşıma çıkan bir takım mesajlar ve videolar oldu. Gerçekten bu videolar ilginçti. Sonra web sitesinde ve YouTube kanalında takılmaya başladım. İşte web sitesinde bir takım mesajlar, YouTube videolarında bir takım mesajlar oldu. Gayet açık zaten, YouTube'da da bu tarz videolar şu an yayınlanmaya başlandı. Kendisi hani Illuminati'ye ait mi ya da onlar adına mı çalışıyor onu bilmem ama gerçekten videoların içerisinde, web sitesinin içerisinde gizli mesajlar ve değişik imgeler mevcut. Artık imge mi diyeyim ya da davranış mı diyeyim, değişik halleri mevcut yani kanalında. Aslında kanalında daha fazla bunu gözümüze sokuyor. İlk olarak zaten Türkçe ve yabancı kaynaklarda da ve çekilen videolarda da hani en çok öne sürülen hali işte Doritos ve Monster içeriğini bulunan videosu. İşte Doritos'tan cipsi çıkartıyor, şöyle gözüne tutuyor ve tek göz olduğu için Illuminati dedik. Hep beraber Türkiye ve YouTube alemi olarak. İkinci olarak da şöyle bir şey görmüştüm. Monster. İçeceği işte çizgilerinde böyle İsrail alfabesi miydi neydi? O da 666'ya denk geldiği için, bu da şeytanın rakamı olduğu için diyerekten böyle bir yol almışlar. Poppy'yi Illuminati'ye itelemişler. Başka bir videoda işte bu gerçekten ilginç. Hani ben bunu izlediğimde de gayet ilgimi çekmişti. Bir videosunda bir şarkı söylediği bir videosu var. O şarkıyı tersten oynattığımız, ama zaten Illuminati incelemelerinin bir klasiğidir bir şarkıyı tersten oynatmak. İşte Justin'in, Rihanna'nın falan hep şarkıları tersten dinlenir. Niye dinleniyorsa. Bu olayda da Illuminati olan Poppy'cimizin şarkısı tersten dinlendiğinde garip garip subliminal mesajlar veriyor. Ama gerçekten mesajı veriyor gibi görünüyor orada. Asıl konumuza geleceğiz. Asıl konumuz ise web sitesindeki gizli mesaj nedir? Şimdi onu size anlatmaya çalışacağım. Benim de bu çok ilgimi çekti. Hani bu kadar spekülasyonlar döndü. İşte Poppy Illuminati diye, ama gerçekten böyle mesajlar çok fazla var kızın üzerinde. Ona geleceğiz. Şimdi onu açıklayacağım. Bu şarkı olayından sonra bir olayı daha var Poppy'nin. O da verdiği bir pozu. Hatta poz şöyle miydi? Şöyle bir şey, bir eli yukarıda bir eli aşağıda. Bu da şeytanla alakalı bir görselle kıyaslandı. Aynı pozu veriyor.
Bu da ilginç bir detaydı. Hani Poppy'nin böyle Illuminati'ye ya da şeytana bağlılığına doğru giden yolda kanıtlar gittikçe oturmaya başlıyor. Değişik bir YouTuber. Hani pembeler içerisinde çok minnoş, böyle çok tatlı, hani konuşması çok... Bu arada konuşması bana dublaj geliyor. Hani gerçek sesi değil gibi geliyor. Çünkü dikkatle dinlerseniz sanki dublaj gibi hissettiriyor orada ağız hareketleri falan, bilmiyorum. Bana gerçek sesi gibi gelmedi ama hani böyle pembeler içerisinde oluşu, ne bileyim, çok tatlı görünüşü, hani Illuminati mi artık, amacı başka mı, ne olduğunu ben hala şey yapamadım. Analiz edemiyorum şu anda. Net bir şey ortaya süremiyoruz hiçbir şekilde tabii ki. Belki de hani Illuminati'nin YouTube ayağı da olabilir ya da başka bir amacı vardır, bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz ama hani kanalında Illuminati'ye dair işaretlerin olduğu da bir açık. No, bu zamana kadar öğrendiğimiz şeylerle onu analiz etmeye çalıştığımız, evet, bu kız Illuminati'ye bağlı diyebiliriz, yani o şekilde konuşabiliriz. Asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Asıl konumuz web sitesindeki o ilginç detay. Gerçekten Poppy Illuminati'ye bağlı mı? Bu YouTube kanalıyla hani YouTube'daki büyük kitleleri sürüklemek için mi ya da dikkatini çekmek için mi Illuminati'ye üye ya da ne bileyim başka bir şey mi? Ama web sitesindeki bu ilginç detay gerçekten çok ilginç. Öncelikle şu an zaten göreceksiniz, Chrome tarayıcımızdan Poppy'nin web sitesine giriyoruz. Her şey yine çok tatlı. Pembeler içerisinde bir web sitesi, işte kendisinin kıyafetlerini falan filan görürüz. Sağ tıkladığımızda ve sayfa kaynağını görüntüle dediğimiz andan itibaren açılan o sayfada gördüğümüz şey gerçekten çok ilginç. Bir piramit, piramidin zirvesinde bir göz ve altında da Poppy her şeyi bilmektedir yazıyor. Şimdi bu kadar analizler, bu kadar videolar çekilip altında da bunu görünce hani direkt şey diyorsunuz artık, evet, Poppy Illuminati ve çok tehlikeli bir insan. Zaten videoların içeriğine baktığımız zaman değişik videolar çektiği apaçık. Hani YouTube tarzının, YouTube kitlesinin algısı dışında tarzında videolar çekiyor. Bir de web sitesinde böyle bir ayrıntıyı keşfedince şüpheler gittikçe artıyor tabii. Yine de hani Poppy Illuminati de mi değil mi, bu hiçbir şey söyleyemem ama bütün bu analizlerimiz hani onu o tarafa doğru itiliyor. Evet, Poppy Illuminati adına videolar çekiyor diyebiliriz. Çünkü neden böyle mesajlarla hem kanalın içeriğini donatsın hem de web sitesine böyle bir gizli mesaj koysun? Ha, Illuminati'ye üye olmayabilir. Peki bunu yapmaktaki amacın şu anki halini kavuşturmaktı kendisine. Nedir şu andaki hali? Bütün dünya Poppy'yi konuşuyor, bütün dünya Poppy'yi araştırıyor. İşte yapmasındaki amaç belki de buydu. Kendi kendine popülaritesini arttırmak. Aynı şey Marina Joyce'a da gerçekleşmişti. Marina Joyce böyle bir gizem yarattı ve bütün dünya Marina Joyce'ı merak etti. Videoları bir anda izlenmeye, abone sayısı bir anda arttı. Aynı şey şu an Poppy oluyor. Poppy'nin de videoları şu anda deli gibi izleniyor, deli gibi abone kasıyor. Belki de birçoğu Türkiye'den gidiyor. Çünkü bu gizem, bu YouTube gizemi işte insanlara izlettiriyor. Poppy'nin de bence yaptığı şu anda bu. Ben Illuminati'ye ait olduğunu da düşünmüyorum. Kendisi bence bu gizemi yaratmak ve abone kasmak ve izlenme yaratmak için bunu yaptı. Ve bence bunu da başardı. Yani şu anda hepimiz Poppy'yi konuşabiliyoruz. Hepimiz onun arkasında ne olduğunu merak ediyoruz. Bunu da başardı ama web sitesindeki detay benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Evet arkadaşlar, benim düşüncelerim bu kadar. Poppy ile alakalı yeni fikirler ve yeni analizler ve yeni öğrendiğim bilgiler oldukça size aktarmaya çalışacağım. Umuyorum ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan aşağıya yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve hemen şu sağ ve solumda çıkan diğer videoları da tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.